Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok süper bir programdan bahsedeceğim. XSplit VCam ile e, yapay zeka kullanarak arka planı green box olmadan yok etme e, fonksiyonu var. Bunu şu an programı daha önce denemiştim fakat e, baştan yükleyip size göstermek üzere ilk açılış ekranında giriş yaptıktan sonra e, direkt videoya girdim. Şu an benim Kameramı ve hardware'ımı e, kontrol etti. Devam diyorum. Evet. Şöyle birazcık yukarı aldırırsak. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planım yayın yapmaya müsait değil. Arka planıma e, yeşil perde koyacak bir ortamım yok. Daha önceden yayından izleyen arkadaşlar bilirdi. Farklı bir evdeydim. O zamanlar e, yayın yapabiliyordum. Green Box'um vardı fakat şu an Green Box'um olmadığı için de kamera açamıyorum. Bilgisayarımda bağlı olan kameraları şuradan seçerek benim ana kameram C270 Logitech'in. Ee, bunu seçtiğimde Next diyorum, Continue diyorum. Şu an yapay zeka benim arka planımı hesaplıyor arkadaşlar. Renk geçişlerini. Evet bu 15 saniye sürebilecek diyor. Ve şu an e, Skype'da OBS ve XSplit Broadcaster'da kullanabileceğiz. Continue diyorum. Bakın arkadaşlar ne olacak. Evet, yayın şu an ayarlamaları yapıyor ve arka plan gitti. Pekala, bunun şimdi bu şekilde kalsın. Ben size OBS'yi aşağı indireyim. Bakınız, OBS ekranında. Tabi şu an, heh, şu an aynı zamanda kayıt da buradan yapıyorum. Evet, şu an işim bitti. Bu arada sadece e, arka planı yok etmek de olmuyor. Şöyle kameramı da açayım. E, video capture. Bakınız, konumu kilitli mi değil? Şu şekilde istediğim yere kendimi koyarak. Gördüğünüz gibi OBS'de kaldırdığımda Arka planım yok oluyor. Tabii ki Çok parlak arka tarafta ışık olduğu için e, Çok Şey değil Efektif değil ama genel anlamda şöyle bir sabit durduğunuzda Büyük bir e, sorunu ortadan kaldırıyor benim için Tabii ki bunun diğer ayarlarını da göstereyim size e, Şöyle o çok yanlış yere girdik bir saniye. Şöyle x split e geldiğimizde replace background diyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, daha önceden bir oyun görseli vardı onu koydum. Bir görüntüydü. Gördüğünüz gibi şunu da kaldırırsak yani buraya değişik renkler ve değişik ee, şeyler de koyabilirim. Onun dışında yine e, remove background diyerek arka planı getiriyorum fakat çok güzel bir özellik daha var. Onu da göstereyim size. Ayarlardan remove chair yani sandalyeyi koltuğu işte oyuncu koltuğunun sandalyeyi sil diye bir seçenek var. Bunu kaldırdığımızda tekrardan bir hesaplama yapıyor ve benim koltuğumu da geri getiriyor arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi ışıklar renkler birbirine çok yakın olduğu için doğru bir ışıklandırma olmadığı için e, bazen iyi çalışmayabiliyor. Şimdi bunun benzeri programları kullandığımda bu kadar iyi sonuç almamıştım. Bunun bu bununla ilgili iyi sonuç almamın ve buna video çekmemin sebebi fark ettiyseniz CPU ve GPU'yu kullanıyor olabilmesi. Ben şu an ekran kartından kullanıyorum. Bu arada Windows 10 ve e, minimum 1000 serisi ekran kartları tavsiye ediliyor. E, hemen size hızlı bir ayarla zaten şu an ekran kartı seçili ama e, kaliteyi de en yükseğe çekmeyi deneyelim bakalım ne fark edecek. Evet çok bir fark olmadı. Low dersek ne olur ona da bakalım. Oh. Sanki o daha iyi fakat e, şu tarafta görüyorsanız eğer biraz ışıktan dolayı patlamalar oluyor. E, tekrar otomatiğe alalım. CPU lay rendering'e bakalım CPU'da durum nedir? CPU'da da çok fazla bir problem olmuyor. Tabii ki dediğim gibi ışık geçişleri ve şeyler çok sıkıntı. Bakın elimi yok edebiliyor. Normalde göstermesi lazım veya Mesela cep telefonum var. Yok. Renkli bir şey alırsak elimize. Maalesef sadece yapay zeka doğrudan surata, omuzlara, hafiften bele doğru ve arkadaki sandalyeyi ekrana getiriyor. Geri kalan her şeyi yok ediyor. Ee, normal zamanda da arkamdan geçenler olduğunda bazen kameraya yansıyor biliyor fakat genelde de yansımıyor Arkadaşlar ee, bu programda bu şekildeydi izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın